Bir ayeti size zikretmek istiyorum. İbrahim suresi 42 ve 43. ayetlerini okumak istiyorum arkadaşlar. Dehşet bir ayet. Eğer biz herhangi bir yere bomba atıldığında orada paramparça olmuş cesetler gördüğümüzde veyahut işte bir çocuk işte çığlık atıyor, anne babasını işte kaybetmiş veyahut işte kolu kopmuş veyahut işte falanca bir diyarda işte mümine bacılarımızın iffeti çiğneniyor. Bunu gördüğümüzde aklımıza şu geliyorsa, ya neden Allah bu zalimleri kahretmiyor ya? Bu ne, bu zulüm ya? Diye böyle bir vesveseyi şeytan içimize attığında bu ayet gelsin aklımıza, olur mu? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsabennallaha. Bak, çok önemli arkadaşlar. Lütfen dikkat dinleyelim. Sakın Allah'ı zannetme. Şimdi burada vurguluyor. Sakın zina etme. Sakın kumar oynama. Sakın faize bulaşma diyor ya Allah, Hilmi kardeşi. Aynı onun gibi de sakın zannetme Allah'ı. Sakın ha. Tekit ediyor çünkü burada. Ve la tahsabennallaha gafilen amma ya'muluz. Sakın Allah'ı gafil zannetme. Neyden? Zalimlerin yaptıklarından. Habersiz zannetme. Allah onları görmüyor zannetme. Allah-u Teala onların cezasını vermeyeceğini zannetme. Peki ya Rabbi, niçin bir şey olmuyor? Adamlar istedikleri gibi zulmedebiliyor. İnnemâ yuakhiruhum. Allah onları erteliyor. لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْاَبْصَارِ. Korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı günü erteliyor Allah. Peki o gün nasıl olacak? مُهْتِع۪ينَ مُقْنِع۪ي رُؤُوسِهِمْ. Korkudan başları göğe dikilmiş vaziyette koşacaklar çağrıldıkları yere. La yerteddu ileyhim tarfuhum. Birbirlerine bakacak mecalleri bile kalmayacak diyor Allah-u Teala korkudan. Ve ef'idetuhum heva. Ve öyle bir dehşet onları kaplayacak ki, öyle bir korku onları kaplayacak ki, kalpleri ve zihinleri bomboş olacak diyor Allah-u Teala. İnsan dehşet bir korku içerisinde olursa, üzüntü içerisinde olursa başka bir şey düşünebilir mi? Ve ef'idetuhum heva. Kalpleri, zihinleri bomboş. O günün dehşetinden, korkusundan bomboş kalpleri. Bunu unutmuyoruz. Herhangi bir yerde zulüm gördüğümüzde, herhangi bir işte yanlış bir iş yapıldığında veyahut bir kafirin, bir zalimin Müslümana işkence ettiğinde, bunu gördüğümüzde, içimizde böyle bir vesvese oluştuğunda bu ayet aklımıza gelecek. Peki niye mühlet veriyorsun ya Rabbi? Ve umli lehum. Ben onlara mühlet veriyorum. Niye ya Rabbi? İnne keydi metin. Çünkü ben yakaladığım zaman çok çetin yakalarım. Azabım şiddetlidir yani. Bir de aynı zamanda kardeşim, Allah'ın mühlet vermesinin hikmetlerinin sebeplerinden biri de tövbe etme fırsatı veriyor. Rahmeti gereği. Eğer Allahü Teala mühlet vermeseydi Yusuf, eğer Allah-u Teala sana mühlet vermeseydi Recep, o zaman sen de ben de helak olmuştuk. Bizim yaptıklarımız da ortada. Biz de zulmediyoruz kardeşim. Biz de zaman zaman zalim durumuna düşebiliyoruz. Öyle değil mi Hikmet? Her yanlışımızda hemen Allah üzerimize taş yağdırsaydı, hemen bizi helak etseydi kimse kalmazdı ki o zaman yeryüzünde. Hem imtihan da olmazdı aynı zamanda. Dolayısıyla bu tür düşünceler yanlış. Bu tür düşüncelerde küfür kokuyor. Yani niye Allah yardım etmiyor? Yani açıkça şunu diyemiyor. Ya Allah olsaydı işte bu tür zulümler olmazdı, haşa diyemiyor da bunu dedirtmiyor imanı kendisine. Ne diyor? Allah niye müdahale etmiyor? Niye bu kafirleri helak etmiyor diyor. Kardeşim, sen Kur'an'ı açıp okudun mu? Baktın mı? Bak, İbrahim suresinde Allah ne buyuruyor? Onu hiç dinledin mi? Yok, dinlemedin. Sotur aşağı. Karışma Allah'ın işine. Karışma. Senin yaptığın zulüm, senin yaptığın zulümlerde Allah seni helak etmiş olsaydı sen çoktan helak olmuştun zaten. Sen zaten bu soruyu sormakla zulmediyorsun Allah'a. Kendine zulmediyorsun.
Bu yüzden bu ayeti unutmuyoruz dostlar. Bu ayet hep zihnimizde olsun Allah'ın izniyle.